Tüvet kokusuna yatamayayım. Geldi. Beyim öldükten sonra. 3 sene oluyor öleli. Yedim yaşayayım işte burada yalnız. Kimse yok. Rahatsızlığım da var. Tansiyon var, şeker var. Evinize icra mı geldi? İcra geldi. Satıla çıkarttılar. Kredi çektik 6.000 lira. Rahatsızlandı. Ödeyemedik. Çıktı 50.000 lira. Gücüm yok. Gücüm yetmiyor. Ödeyemeyem. Aciz geldi. Evleri satıla çıkarttılar. Başka ne diyeyim? Ne yapmayı düşünüyorsun bundan sonra? Ne bileyim, evim işte ya. Gidecek yerim yok. Duracak evim yok. Yalnızım. Şimdi bir kızım var, engelli, 33 yaşında. Konuşamıyor, duymuyor, kırıyor, fışılıyor, abisinin yanına kalıyor. 2 tane torunum var engelli, 2 tane oğlum var. İşsiz, güçsüz, onların yanına gidemiyor. 5 kuruş maaşından yaşamaya çalışıyor işte. Nasıl geçiniyorsun? İdare ediyor işte. Az çok. Eşinden para alıyor musun? Eşimden alıyorum az çok işte, maaş başka yok. Çocuklar yanına giden yük olamıyorum. Onların da çocuğu var, işsiz, çocukları üzüldü. Adamlar geldi buraya bir gün, geldiler, biz gelin adamlar geri gitmişler, bu eve bakmışlar. Buradan dönmüş geri gitmiyor, bu komşu almış gelmişler ötten. İhale kağıtları falan verilmiş yani. Okumayınca, görmeyince ihaleye verildi dediler, satıla çıkmış. Ne kadar bedeli satışa çıkmış burası? 50 milyar. Bunun işte çektiği kredilerden dolayı işte evim falan hacizi icralık. Yani ben bile herhalde buluyordum. Geçiremedim, kendimi köye attım. Ondan aldığım arsaya da devlete müracaatla ev yaptırdım. Evin olduğu arazi icralık satılığa çıktı. Annemin de durumu meydanda. Kendi çocuğum var rahatsız, özürlü. Yani bu borcu ödeyecek durumumuz yok. Çocuğum var özürlü olduğu için devlet ev yaptı. Yapmış olduğu evin de arsası icralık, hacizli, satılığa çıktı. Kendi özürlü çocuğum var, raporlu. Sizin annenize bir yardımınız dokunuyor mu? Ben işsiz güçsüzüm. Yani kendi yağımdan, kendi tuzumdan ancak zor kavruluyorum. Yani hiçbir şeyim yok, yardımım olmuyor. Borcu ödeyebilecek misiniz? Hayır, ödeyemem. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Artık devletten bir yardım, destek bekliyoruz yani. Bu sizin arsaya ve eve bakmaya gelenler oldu mu icradan? Oldu, gördüm. Geldiler. Ne dediler? İşte icraya verildiğini, işte ihaleye verildiğini, satılığa çıktığını, ihaleye çıktığını söylediler işte. Satılacak dediler. 50 milyara ihaleye çıkmış. Size bir süre verdiler mi? Ne zaman boşaltacaksınız? Yok, bir süre vermediler ama geldiler baktılar, kontrol ettiler işte bunları. Baktılar. İşte bu haciz dolayıların ihaleye çıktığını, satılacağını söylediler. Yani en kısa zamanda başınızın kolayına bakın dediler bize. Bu tane değil lan.